Mevlana'nın felsefesini incelediğiniz zaman bir teklik var. Bir yaradan var ve hepimiz ondan geliyoruz. Yani bu neyin, neden ney bir müzik aleti olarak seçildi de var. O teklikten çoğulluğa ulaşmak da Mevlana'nın felsefesinde var. Ve sonuç hepimizin bir teke, yani ona dönüşü, yani Allah'a dönüşü de var. Dolayısıyla bizim yaşadığımız dünyada bir gerçeklik var, o günlük hayatımız. Sema töreni sırasında ışıkların varlığı sebebiyle oluşan gölgeler, gerçek hayattaki gölgeler. Ama hepimizin gölge olarak arkamızda bıraktığı iyi veya kötü, iz veya kapanmasını istediği gölgeler de var. Ve bu ışık sayesinde bazen gerçeküstü görüntüleri de oluşturabiliyoruz. Ve özellikle hem sergideki hem gösterideki fotoğraflar daha çok manipülatif, doğrudan değil ama manipülatif fotoğraf olduğu için gerçek üstünü de bu serginin ve gösterinin ismi olarak kullanmak istedik. Bilmiyorum, belki açıklayabilmişimdir. Kesinlikle. Sema dediğimizde aslında çok derin anlamlar içeriyor. Günümüzde her ne kadar böyle turistik gibi dikkat çekilmeye çalışılsa da o turistikliğin dışında çok çok güzel anlamları var. Derin bir mana taşıyor. Bir zikir, bir ayin, bir tören, ne derseniz deyin buna. Aynı zamanda da yani bir mesnevi okunuyor, secdeye varılıyor, tabii, zikirler yapılıyor. Yani burada hatta Mevlana bununla ilgili çok güzel bir şey söylemiş, onu da paylaşmak isterim. Sema aşıkların gıdasıdır demiş. Bu aşk, Allah'a olan aşk. Çünkü semada Allah'la buluşma hayali vardır. Sevgiliye yolculuktur der Mevlana. Ve bu arada semayı da Şems-i Tebrizi'nin öğrettiği söylenir Mevlana'ya. Dönüyorlar, sürekli bir ayin var. Bu dönmek, evet, neden? Çünkü her şey dönüyor. En ufak atomdan dünyamıza, evrenimize kadar her şey dönüyor. Her şey dönüyorsa ben neden dönmüyorum? Bu akla geliyor. Ve zaten semanın geçmişi, yani sema Hazreti Mevlana ile başlamıyor. Ebu Bekir ile başladığı söylenir. Daha önce de var bu ritüel ya da inanış. Ama Mevlana ile biz ve dünya bunu tanıyor. Hatta şöyle söyleyeyim, sema töreninin belirli kuralları vardır. Semazen arkadaşımız biraz önce, onunla da sohbet etme şansına eriştik. Bu kuralları koyan Mevlana'nın kendisinden daha çok oğlu Sultan Veled. Hatta şunu da söyleyelim o zaman, yeri gelmişken. Mevlevilik Mevlana ile başlayan bir şey değil. Yine oğlu Sultan Veled ile başlayan bir tarikat. Öncesinde Mevlana ben Mevleviyim diye ortaya çıkmıyor. Yine belki çok konuşacağım ama belki Mevlana'nın isminin anlamını da bir üstünden geçelim. Mevlana'nın gerçek ismi Muhammed Celaleddin. Biz onu Mevlana Celaleddin Rumi olarak biliyoruz. Mevlana kelime anlamı olarak Efendimiz anlamına geliyor. Celaleddin dinin zaferi. Rumi de biliyorsunuz Bizans, yani Doğu Roma İmparatorluğu, Anadolu toprakları Selçuklulardan önce Roma'ya ait olan topraklardı ve oraya Rum diyarı anlamında Rumi denirdi. Rumi kelimesi aslında Anadolu anlamına geliyor. Yani başka bir deyişle Anadolu'lu dinin zaferini getiren Efendimiz gibi bir isim oluşmuş oluyor Mevlana Celaleddin Rumi ile. Kullanılan, evet, aksesuarlar. Az önce Semazen arkadaşımız dönerken de dikkatimizi çekti. O başlarını eğmeleri, açıları, eğimleri, aslında hepsi bir görsel ritüel bizler için. Sema töreninin inanılmaz kuralları var ve incelediğimiz zaman belki saatlerce konuşabileceğiniz kadar data var. İnternette, YouTube'da bile çok rahatlıkla rastlayabilirsiniz. Evet, sema töreni baştan sona kadar bir ritüel ve her şeyin kuralı var ve kurallar belirlenmiş ve değiştirilmeyen kurallar. Kaç defa döndükleri, birbirlerine nasıl selamladıkları gibi, nasıl bittiği, nasıl başladığı gibi. Ama kıyafetlerden başlarsak, en üstten başlayalım, sikke giyiyorlar kafalarına.
O sikke mezar taşını simgeliyor. Bu arada dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama o sikke kulakları kapar. Çünkü sema töreninin sırasında semazenin dünya ile ilgili sesleri işitmemesi gerektiği düşünülür. Bunun dışında bir siyah hırkayla çıkarlar. Arkadaşımız da biraz önce siyah hırkayla çıktı. Bu siyah hırka dünyevi işleri bir anlamda dünyayı temsil eder ve onu çıkarır. Belirli bir yeri geldiğinde sema töreninin, onu da anlatabilirim. Hırkayı kenara çıkarır. İçindeki beyaz tennure denen elbiseyle kalır. O tennurenin üstü vücuda yapışıktır. Eteği ise sanırım 3, 6 veya 8 parçalı dalga şeklinde. O kefenin simgesidir. Yani bir anlamda sema törenine başlayan semazen artık dünyevi işlerden kurtulmuş. Kulaklarını her türlü dünyevi sese kapatmış ve semaya bir anlamda Allah'la bir olmaya, ona ulaşmaya, temiz insan olmak adına bir yolda yürümektedir. Mesela yine sema töreninden bir şey, simgesel bir şey. İlk başta sema töreni başladığında belirli dualar okunur. O dualardan sonra kudüme vurulan bir şeyle, bir ritimle Allah'ın ol emri yerine getirilir. O ol emrini de semazenler şu şekilde görsel olarak sunarlar. Bir anda hepsi ne diyebilirim ona? Secdeye varırlar ve o ol emrinden sonra o siyah hırkalarını çıkartıp artık dünyevi işlerden bir anlamda kurtulmuş oldular. Yine çok konuştum. Bir soruya çok cevap verdim. Bu konu hakkında çok araştırma yapmışsınız. Biz bunu görüyoruz. Sormayın. Başkanımız burada soru sorabilir diye. 2 gündür. Mesela başlarını 20-25 derece sola eğerek, aynı dünyanın ekseni gibi, o yörüngesi gibi. Başları dönmesin diye o baş eğimini bile o kadar güzel ayarlıyorlar ki ve sadece sol baş parmaklarına odaklanıyorlarmış. Evet. Yani bir nevi işte siz bir cismi yakın tuttuğunuzda buradaki cisme odaklanırsınız. Geride kalan her şey sizler için buğuludur, değil mi? Görmezsiniz. Bu cisme odaklanmayıp karşınızdakilere baktığınızda onlar net olur sizin için. Onlar da sadece sol baş parmaklarına bakıp her şeyi nötralize ediyorlar ve tamamen orada dönüşe odaklanıyorlar. Bu da mesela büyük bir başarı. O baş eğimini tabii ayarlamak, o kadar sese, o kadar insana tabii olmadan dönebilmek. Tabii bunlar bir de bizim teknik olarak cevap bulmak zorunda hissettiğimiz kendimizi şeyler. Doğru, dünyanın eğimi 23 derece, 20-25 derece arası. Sol elin baş parmağına bakılıyor, sol dediğiniz gibi. Bu arada sağ el yukarıdadır, sol el aşağıya doğru uzanmıştır. Bunun da simgesel anlamı Allah'tan alıp kula veren bir aracı olmak, başka bir şey değil. Aracıyım ben diyorlar. Dediğiniz doğru ama bunun bir de bilmiyorum, ben sol elimin baş parmağına yüzlerce saat baksak yine başım dönebilir. Hani bunun biraz da sevgi, aşk, inançla da alakası var gibi geliyor ve kolay bir şey olduğunu zannetmiyorum. Çok doğru. Biraz da böyle fotoğraflarınızın üstünden gidelim. Eğer ekrana görüntüleri getirebilirsek, benim dikkatimi çeken çok güzel detaylar vardı orada. Oradaki detayları hep birlikte paylaşmak isteriz. O maneviyatı nasıl yakaladınız? İlk önce şunu da sormak istiyorum. Hani fotoğraflara bakarken benim aklıma da takıldı. Dedim ki yani Burak Bey Konya'ya kadar gitmiş, o alana girebilmiş, fotoğrafların yakın çekim olduğunu fark etmişsinizdir. Bunu nasıl yapabilmiş? Bunu da çok merak ediyorum ben. Nasıl başardınız? Şimdi, hani giren insanlar bile metrelerce uzaktan izlemek zorunda o görüntüleri. Ben Büyükçekmece Fotoğraf Derneği'nin dışında bir de Sile Sanat Sarayı üyesiyim. Geçen sene başkanımız Reha Bilir'i burada yine 17 Aralık'ta da konuk etmişti. Reha Bilir'i Konya'da çok uzun yıllara dayanan sema töreni tecrübesi var. Kendisi, ben de o derneğin üyesi olduğum için yaptığı gezilerde, daha doğrusu gezi demeyeyim de görselde yazan tarihlerde Konya'ya gittiğimde bize özel izin aldıydı fotoğrafçılar için. Herkes öne kadar doğru gidemiyor, çok sınırlı sayıda kişiye izin verebiliyorlar çünkü maalesef çekim teknikleriyle alakalı olarak yeterli bilgisi olmayan arkadaşlarımız
flash patlatabiliyorlar. Semazenlerde dönerken rahatsız oluyorlar bunda. Biz böyle kadar gidebilmiştik. Reha bilir ve sile sensörü sayesinde diyebilirim. Fotoğraflarda şey de vardı, biraz sonra göreceğiz onu. Üst kattan çekilmiş bir görüntü. Evet. Mesela oraya artık çıkış yok diyebiliyorum. Sevgili başkanımıza da aktardım. 2009 yılıydı sanırım. Son yukarıdan fotoğrafların çekildiği yıldı yanlış hatırlamıyorsam. O yıl üst kattan... Mesela şu görüntü onlardan mıdır? Şuradaki görüntü. Evet, bu üst kattan çekilen evet, görüntü bu, evet. Evet, yani semazenleri çok küçük görüyoruz, bütün görüntüler hep üst kattan çekilmiş görüntüler. Bir fotoğrafçı arkadaşımız aşağıya bir tripod düşürüyor. Fakat bu tripod kimseye Allah'tan isabet etmiyor, zarar da vermiyor. Fakat bunun ciddi bir zararı, çünkü çok ağır bir şey bir tripod. En hafifi 1,5-2 kilo ve üst taraftan düştüğü zaman bir sürü de ayağı şusumusu, düğmesi şusumusu var. Yani kesin zarar verir. Yasakladılar. Artık yukarıya kimse maalesef çıkamıyor. O dikkatsiz bir arkadaşımız yüzünden. Belki de hayırlısı oldu. Bilmiyorum. Belki de başka sıkıntılar olacaktı. Bilemiyorum yani. Evet. Son görüntüler bende galiba. Çok şanslıyız o zaman. Büyükçekmece ailemizde o görüntülere nail olabildi diyoruz. Tekten gelen küçük küçük çoklar olduğumuzu düşünüyorum. Mesela başlamadan önce şöyle bir duruşları var. Evet, evet. Elif isim geliyor sanırım. Evet, evet, Elif. Fotoğrafları da ilerletirsek orada üçlü olanlar vardı. Evet. Yan yana duranlar vardı. Başlangıçta Elif yani bir. Biri simgeler şu duruş. Ardından semazenler dönmeye başlarlar ve dönmeleri dört evreydi yanlış hatırlamıyorsam. Evet, dört evre. Onların her birinin sonunda İki kişi bir araya gelir böyle durur ya da üç kişi bu şekilde durur ya da dört kişi bu şekilde durur. Bunun sebebi de evet biz biriz ama tek başımıza insan tarafımızla ayakta duramayız. Diğer birilere ihtiyacımız var destek olmak amacıyla da diye öyle okudum. Oradaki dört evreyi de hemen paylaşmak isterim. İnsanın kendi kulluğunu idrak etmesi birinci evre. İkinci evre Allah'ın büyüklüğü karşısında duyulan hayranlık. Üçüncü evre bu hayranlığın, Allah'a olan hayranlığın aşka dönüşmesi ve dördüncü evrede yaratılış amacına kulluğa dönüşmek. Yani en büyük mertebe kulluktur deniliyor dördüncü evrede. Doğru, doğru. En büyük mertebe kulluk, evet. Peki bir de fotoğraflar siyah beyaz. Başta da biraz söylediğiniz ama onu biraz daha açabilir miyiz? Neden siyah beyaz? Tabii. İki temel sebebi var. Bunlardan ilki sema gösterisinin, özür dilerim, sema törenlerinin, semazenlerin içinde bulunduğu ortamda yukarıdan aydınlatma var ve bu aydınlatma sarı, kırmızı, yeşil, mavi gibi farklı renklerde yapılıyor. Ve semazenlerin üzerine düşen, semazenler de biliyorsunuz cübbeleri çıkarttıkları zaman beyaz renge sahip kıyafetleri. O beyaz da gelen ışığı olduğu gibi yansıtan bir renk. Bu gösteri ve bu fotoğrafları renkli olarak, ben renkli olarak çıktım, sonradan siyah beyaza çevirdim. Renkli olarak sizlere sunsaydım muhtemelen kafanız çok karışırdı. Çünkü renkler çok sık değişiyor. Bunun dışında izleyicilerin bir fotoğrafçı, şöyle diyeyim, ne zaman mesaja önem veriyorsa, görseli değil de, mesaja önem veriyorsa fotoğrafları siyah beyaz yapmaya çalışır. Yani tabii buradaki mesaj dikkat dağıtmamak için, rengin getireceği ayrıntıların sizin kafanızı bulandırmaması için. Renk önemli değil, sen mesaja bak, siyahlar içindeki beyazlara bak demek istediği zaman siyah beyaza çevirir. Peki bu fotoğraf gösterisini hazırlarken de sanırım bir sıralama var. Sizler tabii için, fotoğraf sanatçıları için sıralamanın önemi var mı? Ben bunu hep merak ediyorum. Yani neye göre bu fotoğraflar konumlandırılıyor? Elbette. Bu bir kısa filmin kısası gibi düşünün fotoğraf gösterilerini. Elbette bir sıra güzel olmak zorunda. Güzel bir tanımlamaydı kısa filmin kısası. Yalnız her şeyi yapan sizsiniz. Yani o kısa filmde veya daha da kısa filmde ışıkçısı, işte rejisörü, aktörleri, şu bu bir sürü insan çalışırken burada siz tek başınıza çalışıyorsunuz.
hikayeyi iyi biliyor olmanız gerekiyor ve bu hikayeyi bir anlatma yöntemimiz var. İlkokuldan beri bildiğimiz aynı şey, giriş, gelişme, sonuç. Buna göre o ritüelde bu sema olur, torakçı olur, değil mi Hürriyet Hocam? Sabah evden nasıl kalkıyor, gidiyor, işte otobüse mi biniyor, neyle gidiyor, işinde ne yapıyor, akşam evine nasıl geliyor? Bu bir hikaye. Bu sema ile ilgili bu gösterimizin de elbette bir hikayesi var. Sıralaması, fotoğraflar aynı sırada değil ama gösterinin sıralaması sema töreninin başından sonuna kadarki ritüel. Hürriyet Hocam? Soru mu? Mesela en son slaytları hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama tavanı uzun pozlamaya çekmiştim. Tavanda ışıklar vardı. Bir objektifi döndürdü. Spiral. Bunun bir öncesi spiral dünya dönüyor. Dünya dönme, sema. Yine dönmeye geldik fotoğraf olarak. Bir sonraki ise yukarıdan aşağı. Burada da zoom in yaptım. Yani yaklaştırdım ışık kalitesini uzun pozlamayla. Yukarıdaki ışık bize geliyor. Ve gösteri öyle bitiyor. Yani evet, bir sıralama var. Ne bileyim, müziğin hızlı anlarında hızlı geçecek fotoğraflar kullanılabilir. Yavaşladığınız zaman kullanılan müzik her neyse fotoğraflar daha uzun süre ekranda kalabilir gibi. Bir de şurada durabiliriz. Semahane. Semazanlar çıktılar, sıralandılar. Çelebi'ye selamlarını verdiler. Semahane ne ifade ediyor evren için? Yuvarlak ve evren. Kainatın kendisi yani. Kainatın kendisi, evet. Peki bu alanda o maneviyatı yaşayabildiniz mi? Neden soruyorum bunu? Çünkü bizler burada semazanemiz gösterisini yapmadan önce sizlerden ricamız vardı. Telefonlarınızı sessize alın. Bizler de aynı şekilde sessizliğe bürünelim ki o kainatın dengesini yaşayalım, hissedelim demiştim. Orada o yoğunluğun arasında, o protokol konuşmaların arasında fotoğrafçılar bir yandan fotoğraflar çekmeye çalışıyorlar. Bir yandan işte insanlar kendi telefon, bu arada fotoğraf makinesi yasak diyebiliyorum dışarıdan gelenler için. Telefonlarıyla fotoğraflar çekmeye çalışıyorlar. Yani biraz da böyle bir kargaşa ortamı var. O maneviyatı yaşayabildiniz mi gerçekten? Hayır. Şöyle, son fotoğraf çektiğim 2014 yılına kadar yaşayamadım. 2015 yılında tekrar gidip izledim. Fotoğraf makinesi izledim. Çünkü yanınızda fotoğraf makinesi olduğu zaman ışığı nereden ölçeceğim, netlik ne olacak, uzun pozlama mı yapayım, hangi fotoğrafım eksikti gibi sürekli aklınızda teknik sorular var. Oraya sema töreninin kendisini izlemek için hiç gitmediğimi fark ettiğim zaman tekrar gittim. Sema törenini fotoğraf makinesi izledim ve elbette ki o izlediğim sema töreni o güne kadar görmediğim birçok kapıyı bana açtı manevi olarak. Peki bu gösteri 2014 yılında mı izlemiştiniz? Makinesiz 2015'te izledim. 2015 yılında izlediniz. Oraya girerken, alana yaklaşırken, fotoğrafları çekeceğiniz düşüncesiyle oraya giderken neler hissettiniz? Yani nasıl bir maneviyat vardı? Ben onu da çok merak ediyorum. Ben çocukluğumdan beri Mevlana'ya bir şekilde çok fazla uğradım. Ve beni sevdiğini düşünüyorum ve beni sürekli çağırdığını düşünüyorum kişi olarak. Bir şekilde yolum hep oradan geçiyor. Fotoğraftan önce de çok gittim. Dediğim gibi beni sevdiğini düşünüyorum ve her gittiğimde fotoğraf çekmek için veya sadece semayı izlemek için her seferinde heyecan duydum. Yani bilmiyorum, bir bağ var aramızda. O bağ kopmasın diyelim o zaman. Evet, inşallah. Bizler böyle söyleşimizin yavaş yavaş sonuna gelmek istiyoruz. Çünkü fotoğrafçılık gerçekten çok çok büyük bir teknik. Mevlana'yı anlatmak zaten tekniklerin ötesinde. Ne dil bilgimiz ne de dağarcığımız yetebilir buna. Ben Burak Bey'in son düşüncelerini alırken zor olmamak şartıyla Burak Bey'e sormak isteyeceğiniz sorular var mı diye de sizlere sormak isterim Burak Bey. Son cümlelerinizi alalım sizden. Burada olmak çok güzel, çok heyecanlı. Şeyde sergi açılışından önce bir arkadaşım, sanırım sevgili Bekir Tuğcu'ydu, Burak heyecanlı mısın dedi. Hayır dedim. Fakat sergi açılışından itibaren şu anda da devam ediyor. Yani bu benim heyecanlı ses tonum. İnanılmaz heyecanlıyım. Burada olmak çok güzel.
Değerli başkanım, çok teşekkür ediyorum. Değerli başkanlarım, kendi başkanım Hürriyet Akın'da dahil olmak üzere. Gelen bütün konuklara teşekkür ediyorum ve size de bu kadar güzel yönlendirici sorular sorduğunuz için ayrıca teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ediyorum. Büyükçekmece Fotoğraflarında Yönetim Kurulu üyelerinden fotoğraf sanatçımız Burak Şenbak, diğer çiçeğimiz geliyor. Lyons 118E 3. Bölge Başkanı ve Büyükçekmece Albatros Lyons Kulübü Kurucu Başkanı Sayın Emine Ümit Aksoy'a gidiyor diğer çiçeğimiz. Çekiyoruz.